Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Herkese merhabalar arkadaşlar. Dersizliğine hoş geldiniz. Çemberde uzunluğa devam ediyoruz. Geliştirici test 3'ü çözeceğiz. Birinci soru gelsin. ABC üçgen, BD uzunluğu 4, AC uzunluğu 16 cm. Şekildeki çember ABC üçgeninin iç teğet çemberi olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi kaç cm'dir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar BD uzunluğu 4 olduğundan BF uzunluğu da 4 santim olacak. Teğet olduğu yerlerde uzunluklar birbirine eşit. Aynı zamanda ki şuradaki uzunluğumuza x dersek buradaki uzunluğumuz x olacak. Şu uzunluğa y dersek burası da y'ye eşit. AC uzunluğu 16 idi. Yani x ile y'nin toplamı 16'ya eşit. O zaman bizde 2 tane x, 2 tane y olduğundan bunların toplamı 32. Bir de 4 artı 4'ten 8 santim eklersek ABC üçgeninin çevresi 40 santim olarak bulunur. Doğacağımız Denizli'dir. İkinci sorumuz şu şekilde. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde BT uzunluğu BC uzunluğuna eşit. Çemberin yarıçapı 6 santim. ET uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar merkez noktası olarak şurayı belirlersek. Şu DM noktalarına dikleneceğiz. Burası dik, burası da diktir. Şurası 6 santim, burası 6 santimdi. O yüzden dikkat ederseniz şuradaki uzunluğumuz da aynı uzunluktur. 12 santim. Şurası da buna eşitti. Burası da 12 santim olacaktır. Şimdi aynı zamanda şuraya da bir teğet çizersek burası 6 santim, burası da 6 santim olur. Şurası x santim arkadaşlar, birbirine eşittir. Burası 6. Aynı zamanda şu uzunlukla şu uzunlukla eşit olacağından burası da 12 santim. Dikkat ederseniz AB uzunluğu 18 santim çıktı. Karşı uzunluğun da 18 olması için buradaki uzunluğun 12-x'e eşit olması gerekir. Şimdi şurası da 90 dereceydi. Şuradaki üçgende arkadaşlar Pisagor bağıntısı yapılırsa 12-x'in karesi artı 12'nin karesi eşit olacak 12 artı x'in karesine. Ama buna gerek kalmadan arkadaşlar özel üçgen olduğu gözükebilir. Şimdi bir kenar uzunluğu 12. Eğer x'i 3 seçersek diğer kenar uzunluğu 9. Hipotenüs uzunluğu da 15 olur. Ve denklemi sağlayacaktır. O yüzden aradığımız uzunluk 3 cm'dir. Doğru yanıtımız C'dir. Sorumuz şekilde arkadaşlar. Şekilde O1 ve O2 merkezler K ve L noktalarında dik kesişmekte. O1B uzunluğu 8, O2A uzunluğu 6, AB uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi merkez noktasını arkadaşlar şu K noktasıyla birleştirirsek bunlar burada dik kesişmiş. O zaman şurası 90 derece olacak. O1B uzunluğu arkadaşlar O1 merkezli çemberin yarıçap uzunluğu 8. O yüzden burası da 8 santimdir. O2A 6 santim. Bu da O2 merkezi çemberin yarı çapıdır. O yüzden bu uzunluğumuz da 6 santim olarak yazılabilir. Dikkat ederseniz dik üçgende arkadaşlar şu uzunluğun tamamı 10 santim. Şimdi arkadaşlar şu uzunluğumuz 8 santimdi. Tamamı 10'du. O yüzden şuradaki uzunluğumuza 2 santim kalır. O2 merkezli çemberin yarı çap uzunluğu 6 santimdi. O yüzden şurası 2 santim olduğuna göre şuraya 4 santim kalır. Doğacağımız Denizli'dir. Sorumuz şekilde arkadaşlar. Şekilde ABC üçgeninde O noktası bu üçgenin çevrel çemberinin merkezidir. ABC açısı 67,5 ve AC uzunluğu verilmiş. Bu çemberin yarıçapı kaç santimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şu merkez noktasından kirişe dik inersek şu uzunlukla şu uzunluk eşit olacak. Aynı zamanda diklik olduğundan dolayı şu uzunluklar birbirine eşit. Şimdi şurası da 67,5 olacaktır ve şuraya 22,5 derece kalacak. Şimdi biz burada merkez noktasıyla şurayı birleştirirsek şurası 22,5, şurası da 45, şurası da 45 olacaktır. Şimdi biz şuradaki uzunluğu arkadaşlar R denilmişti. Şurası da aslında şurayı değiştirelim. Biz şuraya arkadaşlar R diyelim. Burası R olsun. Burası R kök 2. Bu da R kök 2 olsun. Biz de sonuçta R kök 2'yi bulalım. Şimdi şurası da arkadaşlar 2 çarpı kök içerisinde 2 artı kök 2'ye eşitmiş.
Şimdi A, şuraya da H noktası diyelim. AHC üçgeninde Pisagor yapılırsa, yani 2 çarpı kök içerisinde 2 artı kök 2'nin karesi eşit olacak arkadaşlar. J'nin karesi artı R artı R kök 2'nin karesine. Buradan da R hesaplandığı zaman arkadaşlar kök 2 olarak bulunacaktır. Bizden istenilen R kök 2 idi. O zaman kök 2 çarpı kök 2'den bu çemberin yarıçapı arkadaşlar 2 santimdir. Doğru yanıtımız Bursa'dır. Sorumuz şekilde arkadaşlar. Şekildeki çemberde CD uzunluğu 12, AB uzunluğu 6 kök 3. Bu çemberin yarıçapı kaç santim olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şurası 90 derece. Şuraya alfa, şuraya teta dersek. Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşittir. O yüzden burası alfadır. Burası da teta olacaktır. Şimdi biz şunu yapacağız arkadaşlar. Aslında uzunlukları taşıyacağız. Çapı gören çevre açı arkadaşlar 90 derecedir. Şimdi şöyle düşünün. Biz şurayı 90 derece yapmak için uğraşacağız. Şimdi arkadaşlar şuradan bir uzunluk çizsek ve şuranın dik olduğunu düşünsek. Yani aslında ben şu üçgeni şuraya taşımaya çalışıyorum. Şurası alfa, şurası teta olsa şu uzunluğumuz 12 santim olacak. Buranın 90 olması için arkadaşlar şurayı da teta desek burası alfa olacaktır. Ve buradaki uzunluğumuz da 6 kök 3 olur. Şuradan şuraya kadar olan uzunluğumuz bizim için arkadaşlar çaptır. Bunun uzunluğuna x diyelim. X'in karesi eşittir. 12'nin karesi artı 6 kök 3'ün karesi yapıp x'i bulacağız. X buradan 6 kök 7 çıkacaktır. Ama bize yarı çap sorulduğundan bunun yarısı olur. 3 kök 7'dir. Doğacağımız Denizli seçeneği olacaktır. Son sorumuz arkadaşlar şu şekilde. Yarı çapları oranı 1 bölü 3 olan iki çember T noktasında birbirine dıştan teğettir. Şimdi arkadaşlar iki tane çember çizelim. Ve yarı çapları arkadaşlar bunların oranı 1 bölü 3. Şimdi arkadaşlar şurası bizim için T noktası olsun. Şurada teğet olacaklar. Bunun yarı çapına R dersek büyük çemberin yarı çapı 3R olacak. Büyük çemberin merkezi O1. Şurası O1 noktası. Küçük çemberin merkezi O2 noktası. Şimdi bir de arkadaşlar O1 merkezi çemberin teğet noktası A. O2 merkezi çemberin B noktasıymış. Aynı zamanda AB bu çemberin ortak teğetiymiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir de ortak teğetimiz olsun. O1 merkezi çemberin teğet noktası A. O2 merkezi çemberin teğet noktası B'ydi. O zaman şurası B noktası. Bizden O1, O2, B açısı isteniyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar DM noktalarındaki açılarımız 90 derece. Şurası da 90 derece olacak. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi şu yarıçapımız da bizim R'dir. Şimdi şuradan bir dik çizersek burası da R olacaktır. AO1 toplam uzunluk 3R idi. O zaman buraya 2R kalır. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar burada şu hipotenüs uzunluğu 4R, kısa kenar uzunluğu 2R olduğuna göre özel üçgen olacaktır. Şuradaki açımız arkadaşlar 30 derece. Aynı zamanda şurası da 90 dereceydi. Bizden istenilen açı arkadaşlar 120 derece olur. Doğacağımız Denizli'dir. Evet arkadaşlar bugün de videomuzu bitirdik. Diğer videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol ders izleyin. Hoşça kalın.